Döktü kuyu dereye, de kuyu dereye. Dedim güzel salır, narah nereye, de öldürdün beni, beni. Eleyledin arkam. İsmim Erol Candan, Aşıklı Mahalle Muhtarıyım. 1966 doğumluyum. 7 yaşında memleketimizden İstanbul'a gittik. 7 yaşından beri 52 yaşına kadar İstanbul'da ikamet etmeyim, Esenler'de. Esenler'den köyümüze geldik. Hizmet aşkı için muhtar adaylığını koyduk. Adaylığı kazandık. Köyümüzün nüfus bilgisi yaz-kış değişiyor. Şu an 60 hanemiz var köyümüzde. Yazın kalabalık oluyor, kışın insanlarımız İstanbul, Ankara gibi, İzmir gibi yerlere gidiyorlar. Biliyorsunuz buraları Karadeniz'in havaları, şartları biraz kışın sıkıntı oluyor. Sıkıntı olduğundan dolayı insanlarımız yazın çok tercih ediyorlar, kışın da burada kalmak istemiyorlar. Mescidiye 33 kilometre, Ordu'ya 63 kilometre. Barajdan dolayı burada 3 mahallemiz. Şu an barajdan dolayı kalkmış durumdadır. Burada normalinde bir dere geçerdi. Dere geçtikten sonra tabii ki devletimiz tarafından baraj olacağını söylediler, ettiler. Burada 3 tane mahallemiz vardı. 3 tane mahallemizi geldiler, ölçtüler, biçtiler, istimlak ettiler. Evlerine cüzi bir rakamda bir para verdiler. Suriyeli Bakanlığımız buraya devlet tarafından buraya baraj arkadaşlar kiraladılar. Burada balık üretimi yapıyorlar. Barajımızda levrek balığı var, sazan balığı var. Fındık üreticiliği burada bağ bahçemiz pek olmadığından dolayı buradaki insanlarımızın fındık ihtiyaçlarını ancak karşılıyorlar. Satmak bir amaçlı düşünmüyorlar yani. İstanbul nüfusu köyümüzün aşağı yukarı derneğimizin 400 tane üye kaydı var. İstanbul'da İstanbul Esenler'de aşağı yukarı 1200 kişi aşağı civarında mevcutumuz var. Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tepik Göksu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Durmak yok. Hizmete devam diyorum. Yaylamızın ufak ufak taşları, leylo leylo taşları. İsmim Mustafa Aybakan. 1932 doğumluyum. 31 yıl çeşitli muhtarlarla azalık yaptım. Ondan sonra 5 sene muhtarlık yaptım. Yani esas demirciyim. Yani sıcak demirciyim. Çiftçilik yaptım, demircilik yaptım, inşaatçılık yaptım. Yani bugüne getirdik. Şimdi de yaşlandık. 1313'lerde dedem Bayırköy'den, yani Mukadiren'den Aşıklı'yı ayırmış. İlk muhtarı olmuş. 26 sene muhtarlığı yapmış. Ondan sonra askere gitmiş. Seferberlik çıktığında seferberlikte asker olmuş, askere gitmiş. Ziraat yapılıyordu. Arazi tarlalar vardı. Baraj geldi. Baraj geldiği zaman hepsi iptal oldu. Yaşlılar vefat etti. Gençler İstanbul'da şurada burada yani. Aşıklı'nın insanı çok iyidir. Gençleri bilhassa daha iyidir, tutkundur. Öncelikle selamun aleyküm herkese, değerli kardeşlerim. Ben adım Hamit Gülüm. 97 doğumluyum, 25 yaşındayım. 2019 tarihinde imam olarak ilk atandım. Ondan öncesinde hayatım Kur'an kurslarında geçti. Hafızlık yaptım. Hafızlığı bitirdikten sonra, lise diplomamı da aldıktan sonra bir müddet dışarıda gurbet hayatım da oldu. Ardından nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. İmamlık sınavlarına girdik, kazandık. İlk görev yerim benim Ordu'nun Kumru ilçesi. Orada bir müddet, 1,5 yıl kadar süre ile görev yaptım. Ardından tahinim Ordu Mesudiye Aşıklı
köyüne. 2020 10. ayın 14'ünde atanmış bulunmaktayım buraya. Aşağı yukarı 2 sene falan oluyor bu köye geldiğime. Gerek insanlar olsun, halkı, imama karşı, kendilerine karşı saygılı, dürüst insanlardır. Benimle hiçbir kimsenin bu zamana kadar bir sıkıntımız olmadı. Bir rahatsızlığımız olduğunda, ihtiyacımız olduğunda Allah razı olsun hepsi yardımcı olmak istediler, yardımcı da oldular. Mesudiye kırsal bir bölge olduğu için bu bölgede genel olarak geçim daha çok emeklilik ile sağlanıyor. Ardından kış şartları da yoğun olduğu için, burada kış biraz sert geçtiği için insanlarımız gurbete gitmeyi tercih ediyorlar. İşte İstanbul, Ankara. Onun için kışın cemaatimiz haliyle Mesudiye genelinde böyle. Sadece bizim köyümüzde değil. Kışın biraz daha cemaatimiz az oluyor ama yazın Allah'a şükürler olsun kalabalık oluyor. İnsanlarımız köylere akın ediyorlar, geliyorlar. Yazın cemaatimiz daha kalabalık oluyor. Cenazelerimiz şehir dışında da olmuş olsa, vefat etmiş olsa, burada da vefat etmiş olsa, namazdan önce burada cemaatimizle hep birlikte toplanıyoruz. Cenazeden bir ders almamız gerektiği hakkında cemaatimize birkaç dakika vaaz, sohbet şeklinde birkaç kelamda bulunuyoruz. Cenaze namazımızı kılıyoruz. Mezarlığımız hemen köyün üst yanındadır. Oradan mezarlığa çıkıyoruz. Defin işlemlerimizi sağlıyoruz. Daha sonra da işte akşam taziyede veya camide cenaze sahipleri gerek duyduğunda burada yemek ikramımız da oluyor. Köy yeri şehir yerine göre biraz daha şu anlamda zahmetli. Şehir yerinde görevini yapmış olursun. Sadece camiye gidersin, namazını kıldırırsın, evine gidersin. Ama köy yerinde köyün bir halkı olmak zorundasın. Köylüyle iç içe olmak zorundasın. Buradaki köy yerinde görev yapan arkadaşlar buna dikkat etmeleri gerekiyor. Köylüyle sadece imam, memur ilişkisi değil, daha çok onlardan biri gibi, o köylüymüş gibi görev yapması gerekiyor. Ve de köy yerleri şehir yerlerine göre daha çok kendini geliştirme yerleridir. Köy yerlerinde imamlar biraz daha bu konuda kendini geliştirebilirler. Esenler Belediye Başkanımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Başları silemedim gözündeki yaşları, leylo leylo yaşları. İsmim Türkan, soy ismim Aya. Hayatım 11-12 yaşına kadar 5'i burada bitirdim köy memlekette. Oradan Çukuralanlıyım ben, annem köyü. Orada bitirdim, 12 yaşımda gittim İstanbul'a. İstanbul'da da 20 yaşında evlendik. 2 tane oğlum var. Hepsi evliler. Birer tane çocukları var. Biz de şimdi 4-5 sene oldu. 4-5 senedir ev yaptık. Gidip geliyoruz. 4 ay, 6 ay burada, 6 ay İstanbul'da. Havalar soğudu mu doğalgaza koşuyor oraya. Havalar ısındı mı buraya geliyor yazın. Öyle yavrum. Komşu görmüyorsun orada. Hele 3-4 senedir bir korona dolayı oldu. Ne komşu gördük, ne insan. Kapının önüne gör çocukları evin içinde. Gör çocukları evin içinde. Kimse görmedik. Ama buraya geliyorsun içinde 10-12 haneyik. Burada hepimiz beraberiz. Görüşüyor, eksiğimizi yapıyor. Çocuklarımızı öteber alıp götürüyor. Balını yapıyor, peynirini yapıyor. Ötesini berisini yapıyor. Çocuklar alıp gidiyor oğul. Geçmişimizde küçükken malından bulunan vakit geçti. Ha, arabamız var, adamla sağa sola da gidiyor gezmeye. Orada sağa sola gidiyoruz. Fakirlik vardı, çok fakirlik vardı. Belki biz bir önlüğüne, belki kaç sene gitmiştir bir defter elimizde. Kalemi kaybediyordum, ağlıyordum akşama kadar. Kalemim kayboldu deyin. Yokluk vardı yavrum, çok vardı. Bir gün çok ağladım, saçlarımı kestiler okulda, o küçücüktüm oradan. O gün okula götürüp yollayamadılar beni. Saçımı kestiler deyin, kafama havluyu bağladım, beni kesti. Öğretmen dedi, senin saçların zayıf dedi, ondan kestim dedi. Bunun için niye okula gelmedin? Eve geldi 2 gün, gitti geldi, gittim okula. Yokluğu gördük işte, o mutluydu ama da. Yine de mutluydu o karda fırtınada. Seni hatırlarım, seni sorarım, leylo leylo sorarım. Yavrum benim adım Yüksel Ayhan.
72'yi bitiriyorum, 73'e giriyorum birinci ayda. Şimdi ben burada yazlığına burada kalıyorum, kışlığına gidiyorum, bazı yine kışlığına kalıyorum. Hani çoluğum çocuğum hep burada, ben de burada işte bir iki bir şeyle yapayım. Evimiz, ocağımız gitti, sular içinde kaldı, bağımız, bahçemiz. Allah size uzun ömür versin, devletimize, milletimize, bütün Türkiye'mize, bütün bayrak altında, kırmızı ay yıldızı bayrağımızın altında yaşayanlar Allah saçının tüyünce ömür versin. Bir dert bela göstermesin. Kazadan beladan korusun. Ölülerimize de Allah rahmet eylesin. Önce köyde yaşayan köy düğünü derlerdi. Nişan yaparlardı. Köyde düğüne başlarlardı cumartesi, pazar. Keşkek yaparlardı, yemek pişirirlerdi. Erişte, yuh ekme, börek, şu bu. Yaylada, köyde düğün ediyorlardı. İki gün, iki gece. Pazar günü gelin almaya gidiyorlardı. Bazı cuma gecesine gelin almaya gidiyorlardı. Öyle günler gelip geçiyordu. Ama şimdi daha köy düğünü yüzde bir tane oluyor. İstanbul'a gitmeyenlerin oluyor. İstanbul'da oluyor bütün düğünler. O da şimdi çoğu nikah şey yaptılar, bozdular hastalık dolayısıyla. Köyümüzün gelimi gidimi öyle. Malımız vardı, koyunumuz vardı, yaylaya gidiyorduk. Mandamız vardı. Peynir, yağ yapıyorduk, getiriyorduk, kışın yiyorduk. Geçinip gidiyorduk. Zoru denme, keşke o zamanlar olsa yine. Yine o ekin ediyorduk, arp ekiyorduk, buğday ekiyorduk, mısır, patates, dağları ekiyorduk. Ne cenevar vardı, ne domuz vardı, ne hiçbir şey yiyordu. Dağlardan alıp geliyor, yaylara patates dikiyorduk, getiriyorduk. Buralarda da hep bağımız, bahçemiz, patates, fasulye, mısır. Ana şimdi ağabeyin önü alamıyor. Ne olacak böyle? O yandan bekledim, teyinle domuzu bekledim. Bu yanda ayı yedi, ne anladım bunda? Vallahi bilmiyorum yavrum. Onu da vursa devletimiz bunda hata yapıyor. Bu bize zarar veriyor. Biz bu halimizden bak, onu ben bir ay fındık bahçesinde serentüde bekledim. Tek yine ormanın içinde. Yemin ederim ha, çocuk da biliyor. Sen de biliyorsun değil mi yavrum? Orada bekledim. Orayı beklerken bu yanını yedi. Orayı da yedi. Demek kadın hal ben sülap kullanamıyorum. Bir şey demiyor. Bir şey aldım. Tüp dağıttım. Bir pat pat kullandım. Onu patlatıyorum. Gelirse haylıyorum. Kaçıyor. Hayır kaçmıyor. Domuz kaçıyor mu? Teyin hep yedi hele. Siz sincap diyorsunuz. Biz teyin de diyor. O hep yedi. Yaylamız da gitti. İnsanlarımız da gitti. Büyüklerimiz de gitti. Kimse kalmadı. Daha böyle çok iyiydi. Ne mutluydu. Ne büyüğümüzü bilir. Bak şimdi. Sen şimdi şuradan geçiyorsun, araban geçiyor, atın geçiyor, kesin önden geçmezdik. Kesin önden geçmez. Şimdi ne büyük var, ne küçük var, ne anne var, ne baba var. Anneye de bahan yok, babaya da bahan yok. Şimdi anneler, babalar kızların eline kaldı, kız evlatlarını. El oğulları da Allah helası denmiş insan evladıysa bahı diyor. Bahıtmayanlar da var. Dünya değişildi yavrum. Eski dünya geri gelse de, bizi de Allah o güne erdirmez. Bize haberin var, yarın yok. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik gidiyor. Allah siz uzun ömürler versin. Ay buralar çok iyiydi. Haydi şurada değirmenimiz, araz değirmenimiz vardı. Setenimiz, değirmenimiz vardı. Şurada bayrağı hasılı ya, oradaydı bizim evimiz. Oradaydı. Altından var o koca oğlar vardı. Neler oluyordu, bir kabahlar oluyordu ki yerinden kalmıyordu. Bu ne ki? Uzunlukta sahız kabakları bu büyüklükte, mısır, fasulye, patates dünya kadar oluyordu. Çok çok selamımı söyle. Bir ihtiyacınız da varsa aha fındık getireyim, vereyim, o harika tutun fındık. Ben Ordu Mesudiye Aşıklı köyünden Hayrettin Can'dan İstanbul'da ikametgah ediyorum. Şurada biraz fındık vardı. Fındık için köye geldik. İşte biraz fındıkla uğraştık. Tam da fındığı serdim kuruturken siz geldiniz. Beni de hazırlıksız yakaladınız. Yine de sizleri kıramadım. Bir iki böyle kendi bildiğimden bir iki bir şeyler söyledim. İşte hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizleri de izleyenlere, herkese sonsuz saygı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günleriniz olsun.
Mendiline işledi eğil nakışı, Leylo Leylo nakışı. Seni hatırlarım, seni anarım, Leylo Leylo anarım. Seni hatırlarım, seni sorarım, Leylo Leylo sorarım.